Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf matematik dersi zaman ölçüleri ile ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlayalım. Öğrencilerimizin zorlandığı bir soru. Efe kaç saat, kaç dakika uyumuştur diyor bize. Akşam saat 21.25'te uyuyup sabah 7.45'te uyandım. Acaba kaç saat, kaç dakika uyudum diyor. Şimdi sevgili öğrenciler 21.25 akşam, bakın orada bir gün 24 saat, 24 olunca artık o gün bitiyor. Ertesi güne geçiyorsun ve 24 dediğin anda 00.00'dır. Öncelikle biz bir önceki günden, hani 21.25'te uyumuş ya, 24.00'dan 21.25'i çıkartarak öncelikle burada bir önceki günden ne kadar uyuduğunu hesaplamamız gerekiyor. Baktığım zaman 0'dan 25 çıkmaz. 1 saat alalım. Burada 24 saat var. Geriye kalır 23 saat. 23 saat ve aldığımız 1 saati dakikaya çevirdik. 60 dakika. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Noktayı koydum. 23'ten de 21 çıkarsa 2.35. Yani önceki günden 2 saat 35 dakika uyuyor. Gece saat 00'dan 7.45'e kadar 7 saat 45 dakika geçer sevgili öğrencilerim. Bir önceki günden de 2 saat 35 dakika uyumuş. Bunların toplamıyla kaç saat kaç dakika uyuduğunu hesaplayabilirim. 5, 5 daha 10'u 0'ı elde var 1. 4, 3, 7, 1 de elde 8 noktayı koydum. 7, 2 daha da 9 eder. Şimdi buraya dikkat et. Biri sana saati söylediği zaman 9'u 80 geçiyor diyemezsin değil mi? En son 59 geçeye kadar söyleyebilirsin. Ne yapmamız gerekiyor? İçerisindeki 60 dakikayı alalım. Dakika içerisindeki. Geriye kalsın 20 dakika. Aldığımız 60 dakika 1 saat olarak saat kısmını eklersek biz burada Efe'nin 10 saat 20 dakika uyuduğunu bulabiliriz. Şimdi ben sana burada daha güzel bir yöntem göstermek istiyorum sevgili öğrencim. Bir önceki günden gelen 24 saati saat 7.45'in üzerine ekliyorum. Topladım hemen. 5, 4, 0 daha 4 eder noktayı koydum. 24, 7 daha da 31.45. Yani şöyle düşün. 21.25'te uyuyor, 31.45'te uyanıyor. İkisi arasındaki farkla ben kaç saat kaç dakika uyuduğunu bulabilirim. 31.45'ten 21.25'i hemen çıkartacağım. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır, 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır noktayı koydum. 31'den de 21 çıkarsa 10 kalır. 10 saat 20 dakikayı bu şekilde de bulabilirsin. Bir diğer sorumuzda devam edelim. Saat 14.15'te İstanbul otogarından kalkan yolcu otobüsü saat 20.15'te Ankara'ya varmıştır. Acaba yolculuk kaç saat sürmüştür diyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir ve uyumlu gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Verileriniz bizi 507-215-26-58 numara telefonlarını da arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. 14.15'te kalkmış, 20.15'te varmış. İki zaman arasındaki farkla ben yolcunun kaç saat geçtiğini bulabilirim. 20.15'ten 14.15'i çıkartacağım. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır, 1'den 1 çıkarsa 0 kalır noktayı koydum. 20'den de 14 çıkarsa 6 kalır. Yolculuk 6 saat sürmüştür. Üretim tarihi 18.05.2015. Son kullanma tarihi 18.11.2016. Acaba sütün raf ömrü kaç aydır diyor. Çocuklar burada yıl, ay ve günle birlikte yapılan çıkarma işlemi. Bu şekilde yapılan çıkarma işlemlerinde önce hani iki zaman arasındaki farkı alacağım. Büyük olan 2016 olan yılı. Büyükten küçüğü çıkartacağız ama önce bizim yılı yazmamız gerekiyor. 2016 yılı yazdık. Sonra ayı yazmamız gerekiyor. 11 ve sonra günü yazmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde 2015.05 nokta ve 18. En baştakinin yıl, ortadakinin ay, en sondakinin de gün olduğunu unutmayalım. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 11'den 5 çıkarsa 6 kalır. 2016'dan 15 çıkartacağım. 16'dan 15 çıkarsa 1 kalır. Çocuklar 1 yıl 6 ay. Ama ne diyor? Sütün raf ömrü kaç aydır diyor. Sen biliyorsun ki 1 yılın 12 ay olduğu. Yanında da 6 ayımız var. 12 ay artı 6 aydan buradaki sütün ömrüne 18 aydır diyebilirim.
Bir diğer sorumuz, Burcu saat 15.00'da sinemaya gitti. Sinemadan çıktığında saat 17.40 olduğuna göre film kaç dakika sürmüştür? İki zaman arasındaki farkı alacağım. Bunu da dakikaya çevirmem gerektiğinde unutmayalım lütfen. 17.40'tan 15.00'ı çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı, 4'ten 0 çıktı, 4 kaldı, noktayı koydum. 17'den de 5 çıkarsa 2 kalır. 2 saat 40 dakika sürmüştür. Bu şekilde bırakmıyorsun. 2 saat diyor sevgili öğrencim. Biliyorsun ki 1 saat 60 dakika. 2 saati bulmak için 60 çarpı 2'den bunu zihinden de yapabilirsin. 120 dakika. Yanında da bir 40 dakikamız var. 120 ile 40 dakikayı toplayarak bizden istenilen zamanı dakikaya çevirmiş oluruz. Bir diğer sorumuz, duvar saatimiz 3 saatte 2 dakika ileri gidiyor. Saat 2 günde kaç dakika ileri gitmiş olur? 2 gün diyor sevgili öğrencim. Bir günün 24 saat ettiğini biliyorsun. 2 günü bulmak için 24 çarpı 2'yi hesaplayalım. 2 kere 4 8, 2 kere 2 4 eder. 48 saat içerisinde acaba bu saat kaç dakika ileri gitmiş olur? Her 3 saatte 2 dakika ileri gidiyor. 48 saatin içerisinde kaç tane 3 saat var onu bulalım. Çünkü kaç tane 3 saat varsa o kadar 2 dakika ileri gitmiş olacak. 4'te 3 1 kere var. 1 kere 3 3 çıkarttım. 1 8 aşağıda. 18'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18 çıkarttım ve 0'ı buldum. 48'in içerisinde 16 tane 3 saat var. O zaman 16 defa 2 dakika ileri gitmiş olur. 6 kere 2 12 ikisi elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde 3 eder. 32 dakika ileri gitmiş olur. Akşam saat 22.00'da yatıp sabah 7.30'da uyanan Mert kaç saat kaç dakika uyumuş olur? O günü önce bitirmemiz gerekiyor. Akşam 22'de yatmış ya. O günde 24 saat, 24'ten 22.00'ı çıkartarak önceki günden kaç saat uyuduğuna bakmam gerekiyor. 2 saat. Peki 00'dan günün ilk dakikaları 7.30'a kadar 7 saat 30 dakika geçer. Bir önceki günden de 2 saat. Bizim bunları toplamamız gerekiyor. Tabi toplarken 2'yi burada saat kısmının altına yazmaya lütfen dikkat edelim. 30'u direkt aşağı indirdik. Noktamızı koyduk. 7, 2 daha da 9 eder. Mert 9 saat 30 dakika uyumuştur diyebiliriz. Bir diğer sorumuzla devam edelim. 1 saatte ortalama 80 kilometre hızla giden bir otomobil 2 saat 30 dakikada kaç kilometre yol gider diyor bize. Şimdi çocuklar 2 saat 30 dakika. 1 saat, 1 saat daha 2 saat. Ve 30 dakika. Bu arada 30 dakikanın da yarım saat olduğunu da biliyorsun sevgili öğrenciler. Peki. Şimdi bu otomobil saatte 80 km hızla gidiyormuş. Yani birinci saatte 80 km hızla gitmiş. İkinci saatte 1.80 km daha hızla gitmiş. Şimdi bir saatte 80 km yol giderse 30 dakikada yani yarım saatte 80'in yarısı olan 40 dakika gitmiş olmaz mı? 80 artı 80 artı 40'tan 80 daha 160, 160'a da 40 eklersen, pardon buraya dakika yazdım, kilometre olacak. 160'a da 40 eklersem 200 kilometreyi hesaplayabilirim. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Kalkış saati 8.15, varış saati 9.10. Yukarıda bir uçağın kalkış ve varış saati verilmiştir. Uçak 20 dakika rötarla kalktığına göre varış noktasına saat kaçta ulaşacaktır diyor bize. Şimdi çocuklar burada ekstra bir işlem yapmamıza gerek yok. 9.10'dan 8.15'i çıkartıyor. 20 dakika üzerine ekliyor. Sonra 8.15'in üstüne bulduğu sayı ekliyor vesaire vesaire. Hiçbirine gerek yok sevgili öğrenci. Uçak 20 dakika rotorla yani 8.15'te çıkacağına 20 dakika sonrası 8.30. Orada pardon 8.35. Orada 8.35 hesaplamana da gerek yok. Ya bu uçak 9.10'da varacak ya 20 dakika rotor yapmış. Yani geç kalmış. O zaman varış saati 9.10'a ben 20 dakika gecikme süresini de üzerine eklersem varış noktasına saat kaçta ulaştığını hesaplayabilirim. 20.10'da 30 eder, 9'u da aşağı indirdim. Saat 9.30'da ulaşacaktır. Bir diğer sorumuz, yandaki saat 4'ü göstermektedir. 185 dakika sonra saat kaçı gösterir diyor. Çocuklar 185 dakikanın kaç saat kaç dakika ettiğini bulacağım 60'a bölerek tabii ki. 1'de 60 yok, 18'de 60 yok, 185'de 60 3 kere var. Yani burada 60'ı sıfırsız düşünürsen 3 kere 6 18 sayı benzerliğinden 0 ekledim 180. Böyle hani daha zihinden yapılabilir gibi diye düşünüyorum. 3 kere 60 180 eder ve çıkardım 5'i buldum. Bulmuş olduğum saat geri kalan da burada dakika olur. Yani saat 4.00'ı göstermiş diyor ki 3 saat 5 dakika sonra saat kaç olur diyor bize. 5.0.43 daha da 7 eder. 7'yi 5 geçe doğru cevap C seçeneği.
Bir diğer sorumuzla devam edelim. Her sabah kahvaltı yapan ve 72 yıl yaşayan biri kaç kere kahvaltı yapmıştır çocuklar? 72 yıl. Biliyorsun ki bir yılda 365 gün var. 72 yıl boyunca kahvaltı yapmışsın. 72 tane 365 çarparak bulabilirim. 2 kere 5 onun 0 elde var. 1 2 kere 6 12 1 de elde 13'ün 3'ü elde var 1. 2 kere 3 6 1 de elde 7. 730'u bulduk. 7 kere 5 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 6 42 3 de elde 45. 45'in 5'i elde var 4. 7 kere 3 21 4 de elde 25. Topluyoruz zaman. 0 8 12'nin 2'si elde var 1 ekledim 6 ve 2. 26.280. Doğru cevabım A seçeneğidir. Her sabah ortalama 1,5 saat yürüyüş yapan bir kişi 3 haftada toplam kaç dakikalık yürüyüş yapar? Saat vermiş, hafta vesaire, gün vermiş orada. Dikkat edelim sevgili öğrenciler. Şimdi 1,5 saat sevgili öğrenciler, 1 saat 30 dakika değil midir acaba? 1 saatte 60 dakika ise 60 artı 30'dan ne eder? 90 dakika. Yani bu adam her gün 90 dakikalık yürüyüş yapıyor. Ne istiyor benden? 3 haftayı. Biliyorsun ki onun için bile işlem yapmaya gerek yok. 7 kere 3'ten 3 haftanın 21 gün ettiğini biliyorsun. 21 çarpı 90. 0'ı bilerek dışarıda yazdım. 9 kere 1 9, 9 kere 2 18. Dışarıda tuttum 0'ı. Sayının sağ tarafına eklersek 1890'ı buluruz. Doğru cevap D seçeneği. Dijital bir saat 13.00'dan 48 saat sonra kaçı gösterir diyor bize. Çocuklar 48 saatin 2 gün ettiğini acaba biliyor musun? Nasıl yapabiliriz bunu? 48'i 24'e böler. Çünkü bir gün içerisinde 24 saat var. 48'de 24 2 kere var. 2 kere 24 48 ve çıkarttım. 0'ı buldum. Şimdi senden 2 gün sonrasını istiyor. Bak şöyle düşün. Diyelim ki saat şimdi kaç olsun? Saat şimdi 9.00 olsun. Bir gün sonra yine saat 9 olur. 2 gün sonra tam 2 gün sonra ama. Yine saat 9 olur. 3 gün sonra ya da tam 3 gün sonra yine saat 9 olur. Bu bir kuraldır. Yani şu an dijital bir saat 13 ise 48 saat 2 gün sonra yine tekrardan 13'ü gösterir. Doğru cevap C seçeneği. Sevgili öğrenciler, dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.